Filo Güvercinleri kanalından hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kuşlarımızın hepsini kırptık maalesef. Gezintilikte hiç kuşumuz kalmadı. Yarısını da kaldırdık. Desem de inanmayın arkadaşlar. Şaka yapmış olabilirim. Bir cevveli açmak istedim bugün, niye bilmiyorum. Dostlar hepinize yeniden merhaba. Gördüğünüz gibi kuşları, yeni kuşları ekledik. Kaçırdık, tuttuk. Bir şeyler oldu ya. Olaylar kendi kendine gelişiyor. Önüne geçemiyoruz. Bir önceki videodan bu yana çok şey değişti arkadaşlar. Önceki videoda da aynı şey olmuştu. Birçok şey değişmişti. Bu videoda birçok şey değişti. Şimdi size neden video atmıyorum? Öncelikle onun açıklamasını yapayım. Arkadaşlar şu an burası deprem bölgesi olduğu için burada ekstra kablo hırsızlıkları oluyor. Sürekli elektrikler kesiliyor. Sonra işte tabi bunlar telekomünikasyon şirketinin bahaneleri tabi. Aradığımız zaman niye internet yok abi? İşte adam diyor kablonuz çalınmış. Sonra bir daha arıyorum, diyor ki orada bir binayı yıkarken kablo kopmuş falan filan vesaire. Arkadaşlar büyük bir internet problemi yaşıyoruz. Dün arkadaşım bir tanesi gene geldi, dedi ki internetiz yaptım abi dedi, 10 numara oldu. İşte portunu mortunu değiştirdim dedi, 10 numara oldu, kullanabilirsiniz. Biz de arkadaşı dinledik. Bir video çekelim dedik. Yani bugün Allah'ın izniyle günlerden perşembe, bugün bu videoyu yükleyeceğim arkadaşlar. O yüzden hiç böyle edit falan işiyle de uğraşmayacağım. Ayağını şebekeye mi taktı? Yok. Edit falan işiyle de uğraşmayacağım. Direkt videoyu sizlere şutlayacağım. Dostlar bir önceki videodan bu yana ne değişti? Bir önceki videoyu açın. Bakın yerdeki kuşların hepsi uçuyor şu an. Uçurduk, kırttık. Yani gezintilikte yoksa o kuş yerdedir. Şöyle oldu. 3 tane ya da 4 tane getirdiğim kuşların içerisinden kaçırdım. Nasıl kaçırdım? Uçurdum, kaçırdım. Misal veriyorum, kuş Reyhanlı kuşu. Reyhanlı'ya geri gitti. Ondan sonra Kırkan kuşu Kırkan'a geri gitti. Ya böyle 4 tane 5 tane bu şekilde kuş kaçırdım. Kuş ürkütürken de 12 tane kuş getirmiştim, hatırlıyorsunuz. Onların içinde bir tane siyah posta vardı. Şu siyah postaya benzer bir kuş. Onu kanadım altlı bir şekilde kaybettim. İçinde bir tane kare keşfir vardı, onu hediye ettim. İçinde de bir tane çakmaklı vardı. Onu da kanadını çözerken arkadaşlar çözdüm. Ayağına çıçıt takıyordum ki kuş elimden kaçtı. Gezintiye inmedi. Gezintiye inmediği için de gezdi. 4-5 gün boyunca gezdi. Buraya bulamamış. Gerçi o kuşu bulduk da tutulduğu yerde uçuyormuş. Ellemedik arkadaşlar. Neyse dostlar, bir önceki videodan bu yana ne değişti? Hangi kuşları ekledik? Onları göstereyim. Böyle başlangıç yapalım. Şu gezintide bir tane beyaz var. Bu beyaz hoşuma gitmedi. Bunu geri şutlayacağız. Biraz şey, böyle bezgin duruyor. Ondan sonra amcıma söyleyeyim. Şu kırmızı bir önceki videoda kanadı bağlıydı. Öyle hatırlıyorum şu an. Arada bir müsaade eder misin arkadaşım? İlla hep sen çıkacak değilsin. Şu kapaklının hemen arkasında. O arkadaşımız vardı. Kanadı bağlıydı. Şu iki tane arkadaşımız vardı. Şu Güyalaca, şu Keşbir. Bunların ikisi vardı. Bunlar uçuyorlar şu an. Sağlamlar. Başka. Şu göğe kapaklı vardı. Çünkü İskenderun'dan ihaleden almıştım. Şu köşede bir tane çakmaklı alaca var. Aynen. Şu. Şimdi uçuracağım sizi, merak etmeyin. O tarafa doğru kaçabilirsiniz. Kedi geliyor. Git bir akıllarını alsana şunların birader ya. Gelmez arkadaşlar. Bu bizim evcil kedi. Hay kedi. Her neyse arkadaşlar, konumuza geri dönelim. O arkadaşımız vardı. Onu da uçurduk. Burada var mı? Burada bir tane yavru var ekstradan. Burada yok ya. Bu kuşların içinde göremiyorum. Şimdi abi diğerleri nerede diyeceksin. Diğerleri yerde. Önce yerdekileri gösterelim. Sonra uçuracağız hepsini zaten. Şu kırmızıyı yeni getirdim. Ve uçurdum. Bu bir haftalık falan kuş. Şu kırmızı macar yavruyu yeni getirdim. Hemen bunun arkasında bir tane mülemans yavru var. Video çekiyoruz, video. Ondan sonra millet diyecek sana hasta, kalk kendine gel. Evet, toplan ya. Uykusu var herhalde. Böyle çok hafif bir kırgınlığı var. Çok hafif yani, şeyi yok. Böyle kilosu falan yok. Şu dişiyi de daha az önce tuttum arkadaşlar. 5 dakika falan oldu. Şu göğe postayı sonradan getirdim. Benim eski kuşlarımdan değil. Bununla beraber 3 tane kuş getirdim. Yani bununla beraber 3, aynen. Şu göğe posta 1, şu öndeki çakmaklı 2, bir tane şurada kafası beyaz olan göğe 3.
Bu üçü aynı damın kuşuymuş. Onun haricinde şurada bir tane böyle, ben tip desem tip olmaz, şekeri desem olmaz, kırmızı keşpir desem olmaz. Bu kuşun ismini siz koyun arkadaşlar. Çok değişik bir ismi var. Çok değişik bir ismi var arkadaşlar. Bu arada ben şu kuşa dişi dedim de bu kuş erkek olabilir. Vallahi bilmiyorum. Şu gök keşpiri gördünüz mü bilmiyorum. Arkasında bir gök keşpir var. Bu kuşu bir köyden getirdik. Orada da tutuldu yani. Şöyle daha doğrusu, bu kuş gezmiş. En son hani yerini bulamadığı için orayı bulmuş. Orada adam işte kuşlarını böyle aynı bizim gibi tek kanadı açıyor normalde. Adam kuşu tutamadı, kümese geçiremedi, şebeke koymamış. Kuşu bıraktı arkadaşlar. Kuş o kuşla beraber 2 saat gitti geldi. Kuşu aldık getirdik. Helal olsun adama, verdi bize. Şurada bir göyalaca var dostlar. O göyalaca diğer az önce saydığım kuşlardan uçuyor. Uçurdum, kırptım. Sonra kapaklayabiliyorsunuz güllü. Meşhur bir arkadaşımız. Şu göyalaca da o kuşlardan uçurdum, kırptım. Bundan bir tane daha göyalaca olacak. Onu bulacağım. Ha, burada. Bu da uçtu, kırptım. Şu moru Gökhan yakalamıştı. Bir önceki videoda vardı yanılmıyorsam. Bunu da uçurdum, kırptım. Şu gök eşbiri pazardan almıştım. 2 tane, bir kırmızı şekeriyle beraber. Kırmızı şekeri kaçtı. Bu arkadaş kaldı. Bu da uçtu. Sonra şu çakmaklı alacağı getirdim. Kuş kahvesinden aldım. Şu çakmaklı alacağı. 1. Şu çakmaklı 2. Bu çakmaklı alacağı Şahin abinin doğum günü hediyesi arkadaşlar. Ocağın 5'i doğum günümdü. O zaman bu kuşa hediye etti. Şu kırmızı mülemansı yakaladım arkadaşlar. Şurada bir kır var. Onu da kahveden aldım. Şurada bir çakmaklı var. Onu da kahveden aldım. Onun haricinde şurada bir göyalaca güllü var. Gökhan kardeşim hediye etti. Hemen şu. Öndeki hemen çakmaklıyı Gökhan hediye aldı. Bunu da ben kendim aldım. Daha doğrusu bunların ikisi kardeş herhalde. Aynı damın kuşu. Bu kuşu ben alacaktım. Gökhan kardeşim dedi ki kardeşim alalım. Yarısı senden, yarısı benden. Hediyemiz olsun sana. Sağ olsun. Şu çakmaklı da kahveden. Şu göğ kapaklıyı da o 3 tane demiştim ya, o kuşlar 4 tane arkadaşlar. İlk saydığım çakmaklı 2 tane göğ falan vardı ya. Bu da o kuştan beraber, o kuşlar 4 tane. Hemen geri dönecek olursak, kuşlar biraz dağıldı. Oğlum sen kimden dayak yedin lan? Oha, çok kötü dayak yemiş. Kafası kanamış. Şurada bir göğümüz var. Göğde bir önceki takipçilerimiz bilir, bir damla video çekmiştik. Arap kardeşimiz var, Mehmet. Sağ olsun, o bize doğum günümüzde hediye getirdi. Eksik olmasın. Bak, sıkıştırdım. Dam dar olduğu için hemen kaçıp oraya gittiler. Uçuralım. Kuduruk var sizi. Videoyu mecbur düzenleyeceğim. Telefon 8. dakikadan sonra kayıt almıyor arkadaşlar. O siyah ne lan? Kaypak kaypak uçuyor. Oh oh oh, maşallah. Videoyu gören kuş uçurmaya başladı arkadaşlar. Burada. Burada. Oh burada. Burada. Kuşlarımız çoğaldı ya. Dostlar yanılmıyorsam 70 tane kadar havada var. 30 ile 40 arası, ne sayı bilmiyorum. Kümeste ve burada. Kümeste arkadaşlar şey var. Yavru çıkartıyorum birkaç çift. Onların anne babaları var. Burada. Bunlar var. Şurada da bir çift yarışım var. Burayı göstermedim bence. Aa, yavru kalkmış. Ne oldu lan ezik? Videoda yavruyu kaçıracağız arkadaşlar. Şaka abi. Gel. Bu yavru bizde çıkmış. Gel dostum. Dostlarım az önce bir problemle karşılaştım. Kamera niye öyle bir şey yaptı bilmiyorum. Sürekli hata verdi. Ortalık karışıktı. Artık ne kadarını kaydetti bilmiyorum. Ama yeni getirdiğim kuşları gösterirken kaydetti yani, onu biliyorum. Yavru oraya gitmiş. Yavru da kalktı az önce. Orayı kaydetmiş mi bilmiyorum. Allah'tan bir tane kırmızı var şu köşedeki. Ay yavru orada. Bak geri indi oraya bak. (Gülüyor)
Evet. Evet. Geldi. Nereye gitti? Tamam abi. Şu iki tane kuş arkadaşlar aşağıda bir enkaz var. Enkazda kalıyorlar. Beyaz inmeyecek. Hop beyaz indi. Yuh. Beyaz indi. Normalde o beyaz aşağıda tek başına kalıyor. Şurada aşağıda. Şöyle göstereyim. Şurada aşağıda enkazda kalıyor. O dişi gitmiş. O göğ kapaklı Şahin abi onu yakalamışlar. O kuşu işte ürküttükleri zaman kuşu oraya gitmiş. Orada o beyazla eş olmuş. Beyazı buraya getirdi. Şu an beyaz oraya indi. Normalde o beyaz hiçbir yere inmiyor. Bak yavru kalktı. Gel buraya babanın oğlu Kemal. Yem atalım biraz. Oğlum biz size bir şey yapmadım ya. Burada babanın oğlu Kemal geldi. Gel buraya babanın oğlu Kemal. Daha kendine gelmeye niyetin yok mu acaba beyefendi? Gel yem ye. Beleş beleş. Yemliğim de yem olsun. Arkadaşlar bunlar böyleler. Bazen çıldırtıyorlar beni. Durmuyorlar. Dün bir rüzgar vardı. Rüzgarlar bu tarafa doğru gidiyorlar. Bu arada arkadaşlar 2 gün önce 6 Şubat'tı. Depremde kaybettiğimiz herkese Allah rahmet eylesin. Hepsinin mekan cennet olsun inşallah. Aa yavru kalkma sen be. Yapacak bir şey yok. Hepsinin mekan cennet olsun arkadaşlar. Allah bir daha aynı acıyı hiç kimseye yaşatmasın. Görüyorsunuz şehir, daha önce video çekiyorduk. Şehir berbat bir durumda. Allah'tan geldi arkadaşlar. Elimizden gelen hiçbir şey yok. Bu arada takipçilerimizden birkaç kişiyi tabii bildiğimiz kaybettik. Nuri kardeşimiz vardı. Ondan da video çekmiştik. O videoyu da kanaldan izleyebilirsiniz. Nuri Berk yazarak aratabilirsiniz. Ya bu konular hakkında konuşmak beni çok üzüyor. O yüzden dolayı pek dile getirmek istemiyorum. Allah razı olsun, depremde birçoğu arkadaşımız bize yardım ettiler. Yani bir sene önce şu günleri hatırladığımız zaman kuşlara yem bulmaya çalışıyorduk. Gidip ekmek topluyorduk, ekmek yediriyorduk. İşte tabii birçok hayvansever yardım kuruluşuna mesaj atmamıza rağmen hiç kimse bize dönmedi. Yem istemeye gittiğimiz zaman bazı yerler kuruldu. Hayvanlar için işte tavuklar için buğday, kediler için işte mama, köpekler için mama. Bunları dağıtıyorlardı. Gittiğimiz zaman işte güvercin yemi bulmakta zorlandık. Buğday dağıtıyorlardı. Buğdayı aldık arkadaşlar. Ama hani nasıl diyeyim, böyle yarım kilo yem veriyorlar. Biliyorsunuz o zaman sokaklarda bir sürü sahipsiz hayvan kaldı. Evler yıkıldı. Hayvanlar sokaktaydı. Gene bizden başka kimse yardımcı olmadı. Allah razı olsun. Birkaç arkadaşımız Antep'ten buraya yem getirdiler. Yem dağıttılar. Sarı Cemal var. Ondan sonra Şevket kardeşimiz var. Onun da Instagram'da sayfası var. Ondan sonra Bisikletli Rehber kanalı var. Ondan sonra Ankara'da bir takipçimiz var, bizi takip eden. Sağ olsun, bunlar hep bize güvercin yemi gönderdi. Yem gönderemeyenler yem parası gönderdi. Gittik köylerde, fabrikalardan yem aldık geldik. Hepsinden Allah razı olsun. Aldığımız yemlere de gittik.
Sokaktakilere dağıttık. Kendi damımızdakilere dağıttık. Faik'in damında arkadaşlar yani 100 tane kendi güvercini vardı. 200 tane de yabani, yani dışarıdan yabani dediğim sahibi damı yıkılan kuş vardı dışarıdan gelenler. Hepsine yem verdik. Allah razı olsun. Bu arada hala enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. O yüzden dolayı sesten dolayı kusura bakmayın. Ya, yardım edenden de Allah razı olsun, etmeyenden de Allah razı olsun arkadaşlar. Yani o gün şunu öğrendik. Bizim bizden başka kimsemiz yokmuş. O dernekler falan işine geldiği gibi işine gelene yardım ettiler. İşte şey yapısında hani güvercindir yola inse ekmek bulsa yer kafasında. Görüyorsunuz şu kuşlar şuradan başka hiçbir yere inmiyor. Birçoğu hayvan bu şekilde damını hiçbir yere terk etmeyerek öldü. İnternette bunun videolarını gördük. Adam kuşlarına yem verememiş. Kuşlar sallabaş olmuş. Sonrasında da hepsi ölmüş arkadaşlar. Yani kuşlar açık olmasına rağmen o damı yuvalarını terk etmemişler. Yani kim daha sadık tartışmayalım. Sağlık olsun dostlar. Allah dediğim gibi kimseye aynı acıyı yaşatmasın. Allah bir daha da hiç kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Sizin de birçok kaybınız vardır. Allah hepsinin canına rahmet etsin. Dostlar bu videomuz bu şekilde oldu. Yorumlarınız varsa yorumlara bırakmayı unutmayın. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenin. En kötü de olsa en ufak bir yorum bırakın ki motive olalım arkadaşlar. Videonun devamı gelsin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.